onları da yetiştirdik. İyi mi kötü mü artık onu da anlatmışsın. Evet. Çökertmeye varalım. Enes. Gidelim, gidelim Halil'im. Çökertmeye varalım. Ses ver ona. Hadi baba. Ay maşallah. Enişte, ay maşallah. Vay maşallah. Sevgili izleyenlerim, evet, şu an biz Bayburt Karardı Mahallesi'ndeyiz, Harfi Kale Mahallesi'ndeyiz. Birazdan atlı spor kulüplerimiz ne yapacak? Müsabakaya başlayacaklar. Şu an ısınma hareketleri, efendim, atlı spor kulüp... Kop atlı ile Dede Korkut, evet. Arasında müsabaka yapılacak. Şimdi atlı sporumuz bizim 8 adet ilimizde dedik. Şimdi atlı spor nereden geliyor? Bunun altını çizmek lazım. Bayburt'ta bir mahalle dövüşleri olurdu. Bayburt'ta efendim ciritçilerimiz olurdu. Biz kalktık çocukluğumuzdan beri bunu ne yaptık? Yaşadık, gördük. Nereden geliyor bu? Bu spor bize nereden geliyor? Bu spor bize Bayburtların ana yurdu Orta Asya'dan gelme. Herkesin malumu bu. Haliyle Bayburtlara tam da yakışıyor. At, silah, avrat. Bunlar üçü de dokunulmaz. Üçü de hassas konu. Atı da ne yapmış? Silahıyla avradının arasına katmış Bayburtlu. Bu şunu söylüyor. Bizim Bayburtlu gerçekten vatanına, milletine, ezanına, Kur'an'ına, bayrağına hassas bir toplum. Savaşçı bir milletiz biz. Bayburtlar biz savaşçı bir. Bizim oyunlarımızın hepsi savaşa yöneliktir. Sonradan çıkmış bu futbol, bu pek de bize uymadı. Zaten onun için de fazla da götüremiyoruz futbolu. Onu da altını çizeyim. İnşallah futbolda da iyi yerlere geliriz. Temennimiz de bu. Ama biz bu dalda gidersek, Muhtar hoş geldin. Biraz ses versene o kahramanlık müziğinden. Tellendir gelsin. Şimdi Bayburtlar ne dedik? Savaşçı bir millet.
oyunları savaş üzerine kurulu. Harp, harp yapmaya göre kurulu. Bu yüzden de oyunlarımızda, cirit oyunumuz da bunun bu savaşa antrenmandır. Evet. İyi Muhtar. Abi ne anlıyor? İyisin. Kardeş. Şimdi Muhtar'ı alalım şu kameranın önüne. Evet Muhtar'ım, mikrofonu bir yakın tutarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bahattin abi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Maçı var kardeş. Evet. Dede Korkut Atlıspor ile beraber Kop Atlıspor Kulübümüzün bugün maçları var. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah kazasız belasız sonlanır. Önemli olan o. Tabii bizim atasporumuz bu tarihlerden önce, daha çok öncelerden gelen bir atasporumuz. Evet. Biz de bunu nesilden nesile, gelecek kuşaklarımıza taşıyacağız işte. Tabii ki Allah fırsat verirse. Evet. Şu anda da işte gelmek üzere arkadaşlarımız da, ciritçilerimiz tabii. Evet. Sahalarımız da çok güzel oldu. Bayburt Belediye Başkanımız, İl başkanlarımız sağ olsunlar, çok güzel bir hizmet etmişler sahalardan dolayı. Evet, bu saha güzel. Çok güzel. Ve bu sahanın aynısını da Kop köyünde devlet su işleri ve özel idaremiz. Özel idaremiz bize de aynı sahanın daha da güzel yani yaptılar. Sağ olsunlar. Burada var. Mesela Kalardın'da var. Orman Dairesi'nin orada var. Kop'ta var. Evet. Yani biz önceden bunu bulamıyorduk. Bulamıyorduk. Evet, çok yamaçlı yerlerde, çaylar. Baberdi kampüsünün kampüsünde de var. Evet yani evet. Bu konuda çok teşekkür ederim. Evet. Bütün Bayburt'taki arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, sayın valim başta olmak üzere bütün kurumda çalışanların hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Allah'ım emanet ol. Çok teşekkür ederim Bahattin abi. Sağ olasın, var olasın. Peki, şimdi mikrofonu verme. Çok kısaca şunu da bir duyuralım artık. 18 Şubat Bayburt için, Kop Dağı için. Evet, evet. Önemli. Evet, şimdi bizim buraya da bir girelim. 21 Şubat bizim Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşu. Heh. Ama ayın 18'inde, Şubat'ın 18'inde Kop Şehitliği'ne bir yürüyüşümüz var. Geçen sene olduğu gibi. Evet. Bu sene biraz daha fazlasını bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bu konuda biz Yaşar Paşa'mızı da burada Genelkurmay Başkanımızla getirmek istiyoruz. Ondan sonra 3. Ordu Komutanımız, Erzincan'da 3. Ordu Komutanımız, Bahattin abi, Garnizon Komutanımız, Alay Komutanımız, hepsini biz Kop Dağı'nda görmek istiyoruz. Evet. Hepsini zaten davet edeceğiz. Sayın Valim Cüneyt Epçin Beyefendi'nin yanına çıkıp onu teşviklerle biz bu komutanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Evet. Allah izin fırsat verirse şehitliğimizde daha çok görmek istiyoruz. Heh, şimdi oraya gelelim. Evet. Şimdi mikrofonu bir alım senden. Sevgili izleyenlerim, 2022 yılının Şubat ayında sayı neydi muhtarım? 4318 kişi. Ha, 4318 evet. Kişiyle biz ne yaptık? Kop Dağı'nı şöyle gezdik. Ceddimizin oradaki yaptığı savaşları kısmen de olsa yaşamaya çalıştık. Çalıştık, evet. Şimdi tabii, buradan tabii. Bir muhtarımla duyuralım. Kop Dağı bizim çok önemli. İnşallah kaynak kitaplarımız elimize geçmek üzereler. Evet, evet. Çok güzel kitaplar geldi. Buradan Yılmaz Karslıoğlu'na ben teşekkür ediyorum. Elazığ'dan da geliyor bizim Kop Dağı'ndaki ne kadar şehidimiz olmuş. Bütün her bir askeri bilgi gelecek bize kaynakları. Elinde olanlar da ya bir arasınlar artık, bize bir destek olsunlar. Ki bunu artık delilli belgeli tabana oturtturalım. Neden bunu diyoruz biz? Şimdi muhtarım, Çanakkale Savaşları'nda 250 bin şehidimiz var. Var. Bizim Kop Dağı'nda da 200 binin üzerinde şehidimiz var. Onlar tescilli şu anda, kitapçığı da bende. Ben onu çok eski bir yerden çıkarttık, bulduk. Evet. Orada bir de şunu demek istiyorum. Bizim orası anıt. Evet. 6 kilometre sağ tarafından devam ediyorsun. Evet. Orada mevzilerimiz Osmanlı karargahları, Rusların karargahı
Ve orada yatan bizim Kenan Yüzbaşımız var. Orada bütün ordu komutanlığından gelen, o zaman Halit Paşa'nın tabi nezdinde. Evet. Birinci Plevne Çanakkale, ikinci Plevne Kopdağı. Lütfen tüm buradan herkese sesleniyorum. Türkiye'mizin her tarafından gelip Kopdağ'ını görmelerini istiyorum. Ha şunu söyleyelim şimdi sevgili izleyenlerim. Tur düzenleyebiliriz diyenler oldu. Evet. Arkadan mesajlar geldi. Evet. Seve seve işte Kopköy'ün muhtarı benim kardeşim. Kapı gibi kopun önünde. Şimdi tur düzenlerseniz inan rehber vermekte hiç sakınca şey görmez, sıkıntı yok. Evet. O Kop Dağı'nın bütün mevzilerini, o revir yerlerini, komutanın karargahlarını, şehitlerimizi hepsini gezdiririz. Yeter ki bizim hemşerilerimiz tur düzenlesinler. Hele şu 18 Şubat'a gerçekten tur bekliyoruz. Yani Bursa'dan, İstanbul'dan, büyük şehirlerimizden, Trabzon'dan, yakın illerimizden Bayburtlar. Ya bir araba kiralayın. Ya gelin artık gelin. Kopu beraber mi gezelim bu sene? Çok önemli bu. Evet. Şunu da söyleyip kapatalım. Uzattık farkındayız. Şunu da söyleyip de konuyu kapatalım. Bizim Kop Dağlarımız resmi şehitlik olmak zorunda. Evet muhtar. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgisi var. Allah izin fırsat verirse şehitlik resmi şehitlik olarak Cumhurbaşkanımız da onaylamış. Evet. Biz bunu onun için Genelkurmay Başkanımız Sayın Yaşar Güler komutanımızla biz buraya bekliyoruz. Evet. Allah izin fırsat verirse onun da bilgilerinin içinde. Evet. Lütfen yani burayı yapalım. Yani bu Kop Dağı'nın karış karış her tarafında birer şehidimiz yatıyor. Evet. Bunları gün yüzüne çıkaralım. Evet. Tarihimiz unutulmasın. Lütfen 6 ay orada yaz kış müdafaa yapılmış. Oradan Ruslar geçememiş. Allah'ın izniyle. Şimdi şu anda ülkemizin her tarafından atapop gibi sarmışlar etrafımızı ama Allah onlara fırsat vermez. İnşallah. Biz gene yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle devletimiz, milletimiz var olsun. Şeyde diyelim sevgili izleyenlerim, o orada çok şehitliklerimiz var. Oradaki o mevziler, şunlar, bu hepsine inşallah sizden de yardım bekleyeceğiz sevgili iş adamlarımız. Oradaki o tanıtım levhalarında maddi desteğe ihtiyacımız olacak. Evet, onu da evet, sizden bekleyeceğiz. Evet. İnşallah yazın o çalışmayı başlatacağız buradan. Muhtarım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ülkemiz var olsun. Bu işi bırakmayacağız. Kesinlikle. Bu işin ardını bırakmayacağız. Evet. Çünkü ora bizim. Bizim. Evet. Bizim şehitliğimiz. Evet. Yani bugün Kars'ta yürüyüşler yapılıyor. Yapılıyorsa bizim burada da yapılsın. Yapılmalı. Tam yapılmalı. 6 kilometre içeriye doğru. Evet. Şehitliğimizin, o mevzilerimizin, revirlerimizin, şehit olan yerlerimizin oraya yürümemiz lazım. Evet. 18 Şubat'ta Kop Dağı'nda buluşacağız. Ona göre. Hepsini bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Her yerinden Türkiye'nin hemşerilerimi bekliyorum. Muhtarım teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Neresindesin?